Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Aslan burçları 10 Nisan 17 Nisan, yani bu hafta sizleri neler bekliyor? Sizlerin şansınıza kapattığım fincan aşk dolu bir fincan. Umarım içi de ilişkilerle alakalı güzel süreçlerin yaşanacağını gösteren bir fal olur diyerek hemen falınızı açıyorum. Şöyle yapalım. Ve şöyle bir açalım. Geçtiğimiz hafta biraz zorlanmışsınız. Sanki bazı şeyleri duymak, görmek ya da konuşmak istememişsiniz. Özellikle ilişkilerle alakalı olarak sıkıntılı bazı konular yaşanmış. Bundan dolayı da bu sıkıntılardan kurtulmam lazım artık diyerek haftayı bitirmeye çalışmışsınız. Bitirmişsiniz aslında. Tamam, bunların sıkıntıları içinizde devam ediyor olabilir ama genel anlamıyla geçtiğimiz hafta yaşamış olduğunuz sıkıntıları bu haftaya gördüğünüz gibi denk getirmeyeceksiniz. Yani yaşamayacaksınız. Hafta sonu yol planları yapmış ve yolunda eğlenceli ortamlarda bulunmuş aslanlar da görünüyor. E ya da F harfi özellikle geçtiğimiz haftayı biraz sıkıntılı yaşamış olarak yine görünüyor. Ama sıkıntılarınız yavaş yavaş durulmuş. Yani aslanın o parlayan ateşli hali bir anda sakinliğe kendini vermiş. Bu haftanız özellikle hafta içiniz sakin geçecek. Hafta sonuna baktığınız zaman hafta sonunda kafanızda böyle biraz büyüttüğünüz konular var. Ama kendi içinizde büyütüyorsunuz bunu. Sanki bunu da bu büyüttüğünüz konuları da örtmeye, göstermemeye, saklamaya çalışıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar size çok küçük görünüyor. Yani sanki benim derdim bana yeter. Ben bir de bunlarla uğraşmak istemiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Şimdi bu düşüncelerinizden dolayı da aslında kafanızda olan bu düşünce her ne ise böyle kendinizi çok da sağlam da hissetmiyorsunuz. Yani sanki geriye doğru kaykılmışsınız. Bakın şurada görüyor musunuz? Bu düşünceler ağırlık yapmış ki yani böyle dimdik ayakta durmuyorsunuz. Biraz geriye doğru duruyorsunuz. Hani benim şunu da yapmam lazım ama kendimi destekleyemiyorum der gibi bir ayağınız havada bir ayağınız yere basıyor olarak çıkıyor. Üzerinizde nazar var. Bir konuda ters gitmiş bir işiniz varsa eğer hafta sonunda bu konuyla alakalı bazı düşüncelerinizi yerine getirerek bu konuları düze çevirmeye çalışacaksınız. Kafamda olan sorunlar toparlanır mı diyorsanız eğer aslında hafta sonuna doğru birçok konu toparlanmış olacak. Geçtiğimiz haftayı zaten unutun. Orada sıkıntılar yaşamışsınız. Bu hafta ondan çok daha güzel diyebilirim. Şimdi bu tabakta daha çok bizim iş, kariyer ve aile ilişkilerimiz çıkıyor. Sizin bu yaşadığınız sıkıntı zannedersem aile konularında. Bakın yavaş yavaş düşüyor. Gelgitli bir süreç, yani çekişmeli bir süreç geçirmişsiniz. Takılmıyormuş gibi görünüyorsunuz ama takılmışsınız. Bir bölümü gitmiş, bir bölümü içinizde kalmış. Özellikle parasal konularda tartışmış olabilirsiniz. Burada direkt bir balık görseli var. Siz bu konuyu tartışmışsınız. Sonrasında da güzel bir gelişme olmuş. Aslında biraz boşu boşuna da tartışmışsınız bu konuları diyebilirim. İkili ilişkilerde kapalı. Yani küslük söz konusu gibi duruyor. Duruyordu. Karşınızdaki insan günler geçtikçe aslında içindeki sıkıntılardan kurtulmaya başlayacak. Biraz düşünceli çıkıyor. Sanki evet aslında sen de haklısın bu konularda der gibi karşınızda daha ılımlı bir duruş sergilediğini görüyorum. Onun da kafasında kendine göre sorunları var ama sizin üzerinizde çok yüklenmiş olarak çıkıyor. Bu yüklerden dolayı zaten siz sıkıntılarınızı geçtiğimiz haftada dile getirmişsiniz. Ama bu hafta bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir parasal haber alacaksınız. Bu haberle birlikte aslında hanenizde de bir aydınlanma söz konusu. İki kolda da savaşıyorsunuz. Hem aile konularında savaşıyorsunuz hem iş konularında savaşıyorsunuz. Bugün iş yerinde iki kişinin sizinle ilgili bazı konuşmalar yaptığını görüyorum. Bundan da rahatsızsınız. Hatta elinizle sizin ne düşündüğünüzü, ne konuştuğunuzu biliyorum der gibi o insanları da bir kendinizi belli edeceksiniz bu hafta. Özellikle 15 hafta, Cuma mı oluyor? Cuma günü gibi böyle yeter artık ama ne yaptığınızı biliyorum der gibi bir duruşunuz var. Zaten sizden bu insanlar da çekiniyorlar, korkuyorlar aslında. Kenardan kenardan konuşmaya çalışıyorlar. Hafta sonu
Ya hafta ortasından itibaren hafta sonuna kadar daha aydınlık görünüyorsunuz. İç dünyanız da bu konuda aydınlanacak. Yani beni dinleyen aslanlarım, ben bu faldan anladığım aile konularında sıkıntılarınız var. Bu sıkıntılarla alakalı hafta başı güzel gelişmeleriniz olacak. Karşı taraf size daha anlayışlı yaklaşıyor. Hafta sonu gene aynı konularda tartışabilirsiniz. Ama bazı güzel haberler sizi rahatlatacak. Tartışsanız da çok umurumda değil artık diyebilebilirsiniz yani. Çünkü güzel bir haberiniz var hafta sonunda sizin. Parasal konuları özellikle içeren bir haber olarak çıkıyor. Hala daha şu alt taraf akıyor. Yani bu bir iki gün içerisinde yaşayacağınız bir şey olarak çıkıyor ama ya böyle size yapışmış bir konu var. Yani üzerinizden atamadığınız bir konu. Bu konuda sanki artık şey diyeceksiniz. Yani şu nasıl çözebiliriz bu işi? Nasıl halledebilirim? Şurada bakın, salyangoz gibi çıkıyor. Üzerinize yükünüzü almışsınız. İşinizle alakalı ve insanlarla alakalı bir konu. Ama uzun süredir hayatınızda olan bir şey. Bununla ilgili bir şey yapacaksınız. Bu haliniz de sizi rahatlatacak. İşte de sizin önünüzü açacak. Bu insanlar sizin önünüzden çekiliyor bakın kenara doğru. Siz sanki bir şey söyleyeceksiniz ve bu söylediğiniz şey işe yarayacakmış gibi görselleri var. Bu hafta çok bir şey yok aslında. Sıkıntılarınız geçtiğimiz hafta kadar olmasa da gene uğraştığınız, tam olarak kafanızdan çıkartamadığınız sıkıntılarınızla uğraşacaksınız. Ama daha aydınlanacağınızı, hatta hafta sonunda çok güzel bir haber alarak, özellikle parasal konularda haber alarak daha iyi bir bundan sonraki haftaya gireceğinizi düşünüyorum sevgili aslan burçlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.